Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif Abacı, nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayım. Bitenler videosu. Bilmiyorum kamera tam olarak alabiliyor mu bu yanındaki kutuyu. Hemen size göstereyim şöyle. Yani çok fazla içinde yok. Bunlara bayıldım ya da bunları sevmediğim cilt bakımı ve kozmetik ürünleri sizinle paylaşmak istedim açıkçası. Ve size şöyle bir dipnot ekleyeyim. Benim bitenler videosu çekmek aklımda yoktu açıkçası. O yüzden fazla hani biriktirmedim. Çok fazla ürün kullanıyorum. Yani evdeyiz, ne yapayım? Yüzüme, işte vücuduma, saçlarıma boca edip duruyorum. Çok fazla ürün kullandım. Dediğim gibi çoğu yanımda yok. Sadece böyle hani bir iki hafta önce falan mı? Hani öyle aklıma geldi. Bir tenler videosu mu çeksem acaba falan dedim. Her neyse, sözü fazla uzatmadan hemen başlayalım. Elime hangisi geldikçe onları anlatmaya çalışacağım size. O zaman hemen hiç vakit kaybetmeden benim favori olan şampuanla başlıyoruz. Tabii ki beni daha önceden seyredenler, özellikle saç videosu, şampuan videomu izleyenler buna tabii ki de aşina olacaklardır. Bundan kaç kutu bitirdim gerçekten bilmiyorum. Yani benim saçlarım çok kötü halde. Yani ben bleach'le o kadar çok açtım ki saçlarımı bu pandemi döneminde, işte geçen 18 Mart'tan beri sürekli saçımı bir hafta böyle koyu kahveye boyadım. Siyah yaptım. Sonra 2-3 gün sonra pembe yaptım. Açıcı kullandım. Mor yaptım. Yeşil yaptım. Tekrardan sarıya döndüm. Beğenmedim. Biraz koyulttum falan derken saçlarım yıprandı. O yüzden de maalesef saçlarımı kesmek durumunda kaldım. Seve seve olmasa da kesmek durumunda kaldım. Her neyse, çünkü uzun saçı ben gerçekten çok beğeniyorum. Her neyse, bu biyotin kolajen, daha önce dediğim gibi videomu izleyenler bilir. Buna kaç kutu bitirdim hiç bilmiyorum gerçekten. Bunun içine biyotin kolajen var. Zaten Organix'in bütün şampuanlarına kefilim. Gerçekten çok memnunum. Yani buna bir bakın. Gerçekten benim saçlarımı çok yumuşak yapıyor. Kokusu saçta kalıyor. Parfüm yok diyorlar ve SLS yok. İşte sülfat yok falan diyorlar. İçeriğini okursanız gerçekten çok sağlıklı. Ama bence çok fazla köpürüyor. Yani bende mi bilmiyorum ve saçta kokusu gerçekten kalıyor. Her neyse, bu şampuan için söylenebilecek her şeyi söyledim zaten. Önceki videomda da bunda da. Gidin alın bakın. Türkiye'de şu an kaç para bilmiyorum ama bence mutlaka bir şans verin bu şampuanı. Sonra bu kokonat, yine Organix'in, yine diğer videomda göstermiştim. Çok güzel kokuyor, saçlarınızı çok yumuşatıyor, saçta ağırlık kesinlikle yapmıyor, dolgunlaştırıyor ve bence yumuşatıyor ve çok güzel. Yani saç kremi, ekstra saç kremi kullanmanıza gerek kalmıyor. Gayet de kolay taranabiliyor. Şimdi şu Love Be to End Planet'i göstereceğim size. Bunu ben yanlış hatırlamıyorsam Yağmur Vardar'ın videosunda görmüştüm. Islak banyodan alıp getirdim, özür dilerim. Şöyle bir şampuan. Bakın, göreceksiniz, ben bitirmedim. Şu kadar falan var. Şampuan içeriği çok temiz. Öncelikle vegan. Hayvanlar üstünde de deney yapılmıyor. Çok 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 güzel. İçeriği çok temiz. Ama ben de işe yaramadım maalesef. Bilmiyorum, benim saçımda boya olduğu için, hani natural olmadığı için, orijinal olmadığı için, belki de çok hani işlem olduğu için belki de saçımda işe yaramadı. Eğer saçınızda hiçbir boya, hiçbir işlem yoksa, daha önce hiç saçınızı boyatmadıysanız vesaire, bence alın bakın. Çok güzel kokuyor. Bendeki, zaten burada da yazıyor sulfat free shampoo diye. Shea butter'lı ve sandalwood oil'li. Gerçekten güzel kokuyor ama maalesef ben, yani beğenmedim açıkçası. Bunları yere bırakalım. Şöyle sonra toplarız. Şampuanlardan gideceksek, şimdi Pantene. Evet, size neden Pantene'i gösteriyorum. Bunun kokusu çok güzel. İçeriği maalesef temiz değil. Ama ben bir tane Instagram'da bir kızı takip ediyorum ve saçları çok güzel. Bir sordum ne kullanıyorsun falan diye. Pantene Pro-V'nin bunu kullanıyormuş. Bunun da içinde silikon yok diyor. Mineral oil sıfır diyor. Bilmiyorum. Güçsüz saçlar için diyor. Gayet fiyatı uygun. Boyutu da çok fazla. Bilmiyorum, saçta güzel kokuyor. Ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama kızın saçları çok uzun ve çok gür ve bakımlı olduğu için kıza sorduğumda bunun cevabını verdiği için ben de alıp denemek istedim. Şu kadar falan kullandım açıkçası. Bir sonraki elime gelen Blistex. Blistex Matte Plus harika. Şimdi size dibini göstereceğim. Bakın ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama içi bomboş. Benim dudaklarıma bir şeyler oldu. Yani tamam, Londra çok soğuk. Anlıyorum, ilk defa bu arada güneşte. Her neyse, çok soğuk. Hani evet, ben bunu Acne Trend kullandığım zamanda da kullanmıştım. Çok özür dilerim telefonum için. Bunu
Çok memnunum ama dudaklarım böyle kenarlarına bir şey oldu. Yani uçuk değil böyle yaralar çıktı ve asla geçmiyor. Bunu kullandım. Şuralarımı çok yumuşattı. Her zaman gözüm kapalı güvenebileceğim bir Lisex Matte Plus. Çok iyi. Denemediyseniz, kullanmadıysanız bence bir şans verin. Çok memnunum. Diğer bir ürünümüz La Roche-Posay 30 SPF içeren güneş koruyucu kremi. Ben bitirdim bu 50 mg'lık. Zaten bunun YouTuber'larda çok reklamını yapmıştı. Güzel cilt hemen emiyor. Böyle yağlı değil, kuru değil. Gayet güzel. Dışarıda zaten bunu söylememe gerek yok. Yaz kış güneş kremi kullanmanız gerekiyor. Yoksa çileriniz oluşur ya da yüz lekeleriniz oluşur. Denemediyseniz burada fiyat uygundu. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum. Eğer uygun fiyata bulursanız mutlaka alın. Bu arada shake yapmadan yani çalkalamadan kullanmayın. Böyle sıvı üstte kalıyor, altta krem kalıyor falan. O yüzden hani iki tane şeyi çalkalamanız gerekiyor. İki tane neyi denir bilmiyorum. Her neyse çalkalamadan mutlaka kullanmayın. Kiseler suyum şu an elime geldi. Şunun bu kadarı kaldı, sarı olanı. Bu da mavi, hala kullanıyorum. Şimdi şöyle, ben yıllardır, yani yıllardır dediğim bir 5 yıldır, abartmıyorum belki daha fazla, bunun sarısını kullanıyorum. Ya yani pembesi bende işe yaramıyor. Pembesi çok popüler ama bence maskarayı çıkartmıyor. Özellikle waterproof maskaları çıkartmıyor. Bu çok güzel. Yağlı olduğu için ben çok 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 memnundum. Ta ki bunu keşfetene kadar. Bunu keşfettim ve ekstra ekstra güzel. Çünkü bunun şöyle bir handikapı var arkadaşlar. Kullananlar belki bilir ya da benim cilt tipim de öyle göründü. Yani öyle bir reaksiyon verdi. Çok fazla yağlı ve aşırı derecede gözlerimi yakıyor. Aşırı derecede gözlerimi yakıyor. Ama bunda öyle bir şey yok. Bir de bu cildimi sarı olan ekstra kurutuyor. Hani böyle tamam temizliyor. Çok güzel temizliyor. Böyle bir hani hoş hoş hoş. Hani yüzünüzü yıkarsınız ya böyle hoş hoş hoş. Hani yüzünüzü yıkarsınız ya bir jelle falan. Onun gibi ben tertemiz yapıyor. Tamamen kefilim ama dediğim gibi benim cildim çok kurutuyor. Bu kesinlikle kurutmuyor. Yani bunu almaya devam edeceğim. Bu zaten dediğim gibi ben hani bitenler videosu çekmek aklımda yoktu. O yüzden kutularını attım yani Eko'ya dönüşme. Ama bundan galiba 3 kutu bitirdim. Bu da sadece şu kadar kaldığı için atmaya kıyamıyorum. Bunu da artık ne zaman temizlerim bilmiyorum ya da çöpe atarım. Neyse geçtik. Şimdi şöyle bir şey var elimde. Şivaskop'un Hair Repair diye. Bu saç neyi diyorlar? Saç yani keratin serum. Evet, exactly. Keratin serumu. Bundan yemin ederim size her rengini kullandım. Yani markette satılan ya da hani böyle Boots'lara işte gratis tarzı yerlerde satılan yerlerden aldım. Ve bunun her rengini kullandım. Ama en çok bundan memnun kaldım. Nedense bilmiyorum. Daha çok böyle yumuşak yapıyor saçları. Ağırlaştırmıyor ve çok güzel bir şekilde tarıyor. Yedeğini de aldım. Hatta bunu da bu şekilde görebilirsiniz. Kullanmaya başladım. İstediğiniz rengini alabilirsiniz. Gerçekten kefilim. Türkiye'de galiba uygun fiyatlı bunlar bilmiyorum ama çok güzel kokuyor. Alıp deneyin bence. Şimdi Dove. Yani ben çok memnunum. Çok 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 memnunum. Şöyle 3 tanesini kullandım. Şundan kaç tane bitirdim bilmiyorum. Çok fresh kokuyor. Elma kokuyor. Okey. Dove'a bir şans verebilirsiniz eğer daha önce kullanmadıysanız. Elmalı olan çok güzel kokuyor. Kokonatlı olan çok güzel kokuyor. Ama bu benim son keşfim. Yani bu ikisini daha önce çok aldım kullandım. Yani yaklaşık 1,5 senedir falan. Yani burada daha önce Türkiye'de Rexona kullanıyordum bu arada. Ondan da çok memnunum ama belli bir saatten sonra bence bir koku yapıyor. Yani kötü koku olarak algılamayın ama hani tazelemeniz gerekiyor. Heh, tamam işte bunu buldum. Tazelemeniz gerekiyor. Ama bunlar yani çok güzel kokuyor arkadaşlar. Ve sizinle gerçekten 24 saat kalıyor diyebilirim yani. Denemediyseniz bir bakın. Ama bu ya ekstra ekstra güzel. Yani içinde kalmadı. Duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama. O azıcık geldi. Bilmiyorum. Herhalde çalkalım için. Her neyse bu Türkiye'de var mı bilmiyorum ama 48 saat korumalı diyor. 48 saat bir şey olmaz diyor. İçinde de alkol yok. Ekstra böyle parfüm gibi kokuyor. Yani gerçekten çok güzel kokuyor. Denemediyseniz ne kadar çok konuştum ya bir deodorant hakkında. Neyse ben çok memnunum. Çok güzel kokuyor. Denemediyseniz bir şans verin. Modern Muse parfüm. Benim favorim. Bu arada parfümlerle ilgili video çekmemi isterseniz elimde fazla parfüm yok. Bir 15 tane kadar parfümüm var ama yani isterseniz öyle bir video da çekebilirim. Her neyse. Modern Muse benim gerçekten favori parfümüm. Bundan önce Siyah'ını kullandım. Siyah çok güzel.
Ama ya burada herkes artık siyahını kullanıyor ve siyah bence çok bilinen bir parfüm oldu. Yani her sokakta illa bir kız kullanıyordur. Yani herkesin favori parfümü. Evet çok güzel kokuyor ama ben bunu daha çok beğeniyorum. Çünkü bu size daha fazla saat kalabiliyor. Yani siyah fazla kalıcı değil bence. Bu daha fazla kalıyor. Çok güzel kokuyor. Yani gece parfümü çok seksi kokuyor. Yani bir dışarı gideceğim işte ekstra yanımda parfüm almak istemiyorum diyorsanız bence bundan 2-3 fıs sıkmanız yeterli. Estée Lauder'ın zaten çok güzel. Benim imza parfümüm çok çok beğeniyorum. Hatta çok az kaldı. Bir tane daha almayı planlıyorum. Bence bir göz atın. Şimdi Misha'nın bu fondötenine geçelim. Yani fondöten değil, BB krem, özür dilerim. Perfect Cover diyor. Gerçekten BB kremler sadece renk eşitliğini sağlıyor. Bu gerçekten çok güzel kapatıyor. Benim cildimde çok şükür bir pürüz yok, sivilce vesaire yok. Sadece işte çok övüldüğü için aldım açıkçası. Normalde ben hani mezuniyetimde bile fondöten kullanmamıştım. Fondöten bile kullanmamıştım mezuniyetimde bile. Ama buna bir şans vermek istedim. Her böyle çok popüler olunca. Zaten bir tane sadece videomda kullandım. İngilizce videomda kullandım. Galiba bundan 2 önceki videom. İsterseniz oraya bakabilirsiniz. Ya rengi o kadar güzel eşitliyor ki. Zaten bizim boynumuzla yüzümüz genellikle aynı değil. Yani çoğu insanın öyle sanırım. Benim de aynı değil. O yüzden çok güzel eşitliyor. Ben ki 13 numarası çok 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 severek kullanıyorum. Bir bakabilirsiniz. Şimdi gelelim Kiehl's'ın çok övülen avokadolu olan göz kremine. Şöyle görebilir misiniz bilmiyorum. Şimdi aşırı büyük boy. Yani ben neredeyse gerçekten söylüyorum. Bir seneyi aşkın bir şekilde kullandım. Evet burada 6 month diyor. Yani 6 ay diyor kullanma süreci. Ama ben yani 1,5 ay kadar falan kullandım. Dibi şu kadar kaldı. Ne kadar görebileceksiniz bilmiyorum ama. Her neyse. Çok güzel. Evet övülen kadar var mı? Gelin isterseniz bunu tartışalım. Böyle sürüyorsunuz arkadaşlar. Su baloncuğu patlamış gibi oluyor. Yani orada öyle bir hani nem veriyormuş gibi oluyor. Su gibi böyle hani yağlı bir his bırakmıyor sizi. Evet çok memnunum. Ama bir daha almam. Çünkü diğer göz kremleri de bence aynısını yapıyor. Çünkü bende biraz çizgilenmeye başladı. Malum yaş 28 olunca. Bir de çok fazla mimik çizgim var. Yani çok güldüğüm için. Her neyse. O yüzden yani evet güzel. Evet övülen kadar var mı bilmiyorum. Evet su baloncuğu patlamış gibi güzel. Güzel nemlendiriyor ama ben yağlı gibi bir şey. Yani oranın böyle hemen cilt emiyor. Heh tamam doğru şeyi buldum. Doğru cümleyi buldum. Bunun cilt hemen emiyor gibi. Hani ben biraz daha böyle kalsın istiyorum. Daha böyle benimle böyle bir 2 saat kalsın istiyorum. Çünkü benim daha önce kullandığım göz kremleri öyleydi. Bilmiyorum alışık olduğum için mi. Belki doğrusu budur. Ama dediğim gibi İsteyen varsa, merak eden varsa kötü değil, güzel, tazelenmiş bir his bırakıyor. Taze bir his bırakıyor. İsterseniz bakabilirsiniz ama ben bir daha almayacağım. Selam. Videonun burasını bitirmek zorundayım, kesmek zorundayım. Şu an edit yapıyordum ve videonun çok uzun olduğuna karar verdim. Yani 36 dakika boyunca maşallah konuşmuşum. İki part haline yayınlamaya karar verdim. Bu birinci part. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni eğer Instagram'dan takip etmek isterseniz adresim şurada yazılı olacak. Çok özür dilerim. Çok böyle hani profesyonelce olmadı. Farklı bir kıyafetle, farklı bir arka tonla. Ama dediğim gibi çok uzun olmuş. Videonun izleneceğini düşünmüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın yine ikinci partta görüşmek üzere. Görüşürüz.